Arkadaşlar hoş geldiniz. Pazar günü çok sakin ilerlerken bomba gibi bir olay oldu ve belki de hayatımızda ilk kez ve son kez göreceğimiz bir olay yaşandı. Bakalım neler olmuş. Beyazlarda Levon Aronyan ve siyahlarda Magnus Carlsen oynuyor. Londra'ya götürüyorum sizleri ve beyazlarda Aronyan ateşle başlamış. Siyahlarda Magnus'un tercihi D5, C4, D4 ve B4'ün ardından şimdi burada C5 oynanmış. Ona da buradaki piyon bırakılıyor ve beyazlar birazcık daha aktif oyunu istiyor. G3 oynuyor ve bu çaprazda söz sahibi olmak isteyecek. Bu açılış Leti açılışının Michel Gambit'i olarak geçer. Ben çok mu biliyorum? Hayır, benim de ilk defa rastladığım isim, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bu oyunu görmüştüm fakat isminin Michel Gambit olduğunu ilk defa duyuyorum. Şimdi G3'ün ardından C çarpı B4. Tabii ki burada A3 ile tekrardan bırakılacak. A3 ve buradaki tempoyu vermemek için hemen beyazlar B3 oynamış. D3, at C6, at BD2 ve A5 çok kritik bir hamle. Çünkü A4 oynanırsa bu sefer B3'ü artık tam anlamıyla tutmuş olacağız ve siyahlar belki de oyunu direkt kazanmış olacak. O yüzden burada hemen bir çözüm bulmamız lazım. Ya A4 oynayacağız ya da buradaki B3'ü alacağız ve vezir B3 alınmış. Şimdi A4'ün ardından Levon Aronyan birazcık düşündükten sonra burada vezir C2 gibi yanlış bir hamle yapıyor. Vezirin olması gereken yer A2 idi. Çünkü vezir C2'ye gittikten sonra aslında burada at E1, at C2, at B4 manevrasını kesmiş olacak. Ama Aronyan belki de bu varyantı denemek istedi. E5, fil G2, at F6, rok ve fil E7'nin ardından gelişimler tamamlanmaya çalışıyor. Kale tabii ki burada bir şey yapmıyor. O yüzden kaleyi B1'e geldik. Ve rokun ardından şimdi kale B5. Kale B5 mantıklı bir hamle. E5'e bir baskınız oluyor ve kaleyi istediğiniz zaman zaten geri dönebilecek durumdasınız. At D7 ile orası tutuldu. Fil B2'ye geldi. At C5 ile tekrardan orası tutulmuş oluyor bir bakıma. Bir blokaj var ve şimdi kale B1, vezir C7 ile orası tutuldu. Anlaşılan o ki at A5'e gelecek ve ileride at B3 ve fil D7 ile buradaki kale düşürülmek isteniyor. O yüzden fil C1'e döndü tekrardan. At A5 ve tabii ki kale burada sıkışmasın diye hemen B2'ye aktarıldı. Fil D7. Fil D7'nin ardından vezir D1'e gidiyor ve vezir D1'den sonra anlıyoruz ki artık at E1, at C2, at B4, at D5 manevrasını oynamaya çalışıyor. Vezir çok fazla gitti geldi. Vezir B1, vezir C2, vezir D1 tekrardan yerine döndü ve burada zaten görüyoruz ki siyahların taşları çok daha iyi konumda ve taşları doğru bir şekilde hareket ettirmiş oldu. Fil C6 tabii ki çok mantıklı, at E1 oynandıktan sonra buradaki çaprazdaki fili de hemen kesmek istiyor Magnus. At E1, fil G2, şah G2, at B3 ve bir anda kritik bir hamle var. Fil A3'ü istiyor ve siz at C2 geldikten sonra artık bu atı buraya bağlamak zorundasınız. At C2 ve şimdi B5'in ardından CB5, kale F8, at B3 ve AB3'ün ardından at B4'e de kale B5 oynanmış. Siyahlar çok çok iyi oynuyorlar. Magnus Carlsen kazanmaya belki de çok yakın. Yavaş yavaş konumunu daha da iyileştirecek ve beyazların zaten burada sıkışık bir konumu var. Taşlarını gelişmekte zorlanacak ve siyahlar oyunu kazanacak diye bekliyoruz. Şimdi E4 gelindi burada. D çarpı E3. Tabii ki beyazlar da hemen bir şeyler yapmak istiyor. Taşlarını doğru yerlere koymak istiyorlar. Hemen burada tabii ki almak yerine, özür dilerim, almak yerine vezir F3 oynanıyor ve buradaki kale istekte. Kale D8 oynandı. Fil E3, tabii ki kale buraya alamıyor. Dikkat edin. At tutuyor. Bu atı bir şekilde fil çarpı B4 ile vurduktan sonra bu atımızı da güzel bir yer bulursak kale D3 bir anda oyun kazanca dönecek. Şimdi vezir D7, kale C1'e geldi. F5, ileride E4 fikirleri olabilir. Kale B1, vezir E6, E4'ü hazırlıyor artık ve fil D2. Şimdi tabii ki taşlar yerine konulduktan sonra fil B4 hamlesi gelecekti. Buna hemen çözüm bulmak istedi ve fil D2 oynadı beyazlar. E4 ve şimdi vezir E3'e fil çarpı B4. Fil çarpı B4 ve D3 bir anda kayıp gitti ellerimizden. Kale çarpı D3 ve vezir A7. Tabii ki İsteklerden bir tanesi gösterdiğimiz gibi vezir A8, ama burada beyazlar aslında şunu elde etmiş oldu.
Bir şekilde oradaki piyonu bırakmış oldu. Fakat karşılığında arka tarafta elde edebileceği bir aktiflik var. Burada mecburen siz at C4 gibi bir şey oynamak zorundasınız. Çünkü vezir ve fil buradaki ata baskı yapmış oluyor. İstemiş oluyor, aynı zamanda vezir de A8'e bakmış oluyor. Vezir A7'nin ardından at C4 ve şimdi kale çarpı C4 gibi inanılmaz bir hamle ve yanlış bir hamle geliyor Levon Aronyan'dan. Belki de at C4'ten sonra konum eşitlenmiş. Belki burada vezir A8, şah F7, vezir F8 hamlelerine bakıyor. Ama burada değişik bir şey denemek istiyor. 3 dakikası kalan Aronyan kale çarpı C4 aldı. Vezir çarpı C4, vezir A8, şah F7 ve vezir F8 oynadı. Şah G6'ya saklanmış oldu. Çözümü var bunun ama Aronyan burada masa başında bir şeyler denemeye devam ediyor. Burada vezir E8 ve vezir E6'yı denemek isteyecek. Vezir E8'e vezir F7 var. O yüzden vezirin buradan saptırılması gerekiyor ve Aronyan hiç düşünmeden kale C1 oynamış. Kale C1'den sonra siz vezire E6'ya da oynasanız kale C7 gibi bir varyant var. O yüzden buralarda inanılmaz baskılar oluyor. Mecburen kabul etmek zorundasınız vezir çarpı C1. Evet, artık vezir E8'e, vezir F7'ye dönemiyor ve hemen bu varyanta girilmiş. Vezir E8, şah H6 ve vezir E6. Konuma baktığımızda oyun burada siyahlar için kazanç. Magnus Carlsen kazanıyor. Fakat doğru hamleyi bulması gerekiyor. Aronya'nın 3 dakikası var. Carlsen'in 5 dakikası var. Düşünmek için aslında çok vakti var. Fakat 30 saniye bile bakmıyor. Burada Carlsen şah H5 oynamak yerine, ki şah H5 oyunu kurtaran tek hamle, burada G6 oynuyor. İnanılmaz. Anlamıyor henüz Carlsen burada neler kaybettiğini. Aronyan olayın farkında. Fil F8 oynadı hemen. Şah H5 ve sakince bir vezir E7 hamlesi. Vezir H4 mat istiyoruz. Konuma bakarsak geçip, hani videoyu mesela buraya aldıysanız ya da böyle bir konuma kenarda bakıyorsanız göreceksiniz ki iki tane kale, bir tane vezire çok yaklaşmış bir piyon. Fazla piyonlar var oyunda ama ona karşılık çok sakin bir vezir E7 hamlesi ve konumu tutamıyorsunuz. Vezir E7'den sonra burada vezirin H4'ten mat isteği var. Bunu vezir G5 ile kapatmak isteseniz burada vezir H7'nin mat olduğunu göreceğiz. Şah G4'de H3 var. Bu sebeple olmuyor. Vezir H7'ye eğer siz vezir H6 oynarsanız vezir H6 yine şah G4'e gidiyor ama H3'ten sonra durumun mat olduğunu görüyoruz tekrardan. O yüzden mecburen burada vezir E7'den sonra vezir H4'e bir herhangi bir hamle bulamadığı için burada 2-3 dakika düşündükten sonra Magnus Carlsen oyunu terk ediyor. Bilgisayar tabii ki burada 10 hamlede mat veriyor. Çünkü kale G3, vezir G1 ile başlayan böyle fedalar zinciri var ve bu fedaların sonucu hiçbir yere çıkmıyor. Sadece hamle uzatmış oluyorsunuz siz. Ama yine de buradaki konumun 10 hamlede mat olduğunu söyleyelim. Ve böyle bir konumda Magnus Carlsen oyunu kaybediyor. Konumu birazcık geri alalım ve bakalım vezir E6'dan sonra Magnus Carlsen'in hayatında ilk kez mat uyuduğunu görüyoruz. Böyle bir matı oluyor Magnus Carlsen. Ben de sizlerle paylaşmadan edemedim. Umarım keyif almışsınızdır. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşça kalın. Bay bay.